iddiası herhalde geçen bir senede İsmozol hakkında herhalde bir şeyde bir sırada vermiştim ama o sırada hazırlıklı olan arkadaşlarımız şimdi birinci sınıfta herhalde yeni öğrencilerimizle birlikte Einstein hakkında konuşmak istiyorum. Einstein tabii popüler kültüre mal olmuş bir bilim adamı. Herhalde en çok tanınan, en çok hakkında konuşulan bilim adamlarından birisi. Aslında ben sadece konuşmakla yazıp bir popüler kültüre sayacağım ama çalışmaları o kadar meşhur olduğunu yapabilmek için neler yaptı. Size babacan anlatmaya çalışacağım. Fakat resim de göstereceğim. Şunu arşivleri resimlerinin adresini alırsanız esasında bu da aramadığımız kadar çok materyale Einstein'ın eserlerinde resimlerinde Einstein hakkında yazılmış olan her şeye ulaşabilirsiniz. Einstein sadece popüler kültüre mal olmuş bir fizikçi değil öteye. Hangi teori fizikçiye de sorsanız dünyanın en önemli taklısı bulunan fizikçileri arasında ilk sıralarda sayılacak bir bilim adamı. Ve 20. yüzyıla ve bugünkü fiziğe de katkıları çok önemli. Gerek yanında çalışmış olan çok ünlü asistanları var. Hepsi kendileri de çok ünlü bilim adamı olmuş asistanları var. Fakat onun dışında da etkisi hepimiz üzerinde son derece önemli. 2000 senelerinde bilemiyorum nedeniyle anketler yapılıyordu. Genel bir ankette işte 1000 senenin en önemli şahsiyeti kimdir anketinde yarışma diyeceğim buna. Einstein birinci sırada çıkmıştı ama fizikçiler arasında da bir anket yapıldı. Nature'da da New Scientist olacak 2000 senesinde. İlk 10 fizikçi bir numara Einstein, iki numara Newton çıkmıştı orada da. Dolayısıyla yani sadece halk arasında popüler kültürde popstar olarak değil, aynı zamanda fizikçiler arasında da en önde gelen isimler arasında sayılıyor. Bunun üçünü de bir anda beceren de pek az insan vardır. Einstein bunlardan birisi. Ve Einstein'ın şöhretini sağlayan esas temel olarak esas katkısı daha 26 yaşındayken 1905 yılında doktorasını vermek için hazırlandığı sırada o dönemin en ünlü fizik dergilerinde olan Uzay Çiftliği Fizik Dergisi'nde birbiri peş sıra yayınladığı 3 tane makalesi. Bu makalelerin her birisi zaten tek başına alınsaydı çok önemli makaleler. Bir tanesi fotoelektrik elektrik etki Nobel ödülünü aldı. Bir tanesi istatistik mekaniğin kurulusuna Brown hareketi olarak katkısı bulundu. İstatistik mekaniğinin ilk önemli makalelerinden bir tanesi. Üçüncüsünü sona sakladım. O da özel görelilik teorisi, özel relativite teorisi. Her birisi zaten bir tanesi bile Einstein'ı şöhret yapmaya yeterdi. Üniversitede çalışmayan, patent ofisinde çalışan, memur olarak çalışan, doktorasını yeni yapan birisi üç tane makaleyi birbirinin peşi sıra nasıl böyle yayınladı. Bunun örneği esasında yok ve etkileri hala daha bu yaptığı çalışmaların bugün bile sürmekte. Ve 21. yüzyılda da aslında bunun genel görelilik teorisi hakkında birkaç laf söyleyeceğim. Genel görelilik teorisini size 5 dakikada anlatmamı beklemeyin. Bunun hakkında da 21. yüzyılda da esasında gene önemini koruyacağını Einstein'ın çalışmalarını ben düşünüyorum. Şimdi birinci makale dedim Brown hareketi. İstatistik mekanikte aslında burada Einstein tabii doğru zamanda doğru yerdeydi. Herkese bu nasip olmaz. 20. yüzyılın başlangıç yılları, 1900 seneleri fizik teorilerinin, matematiğin, teknolojinin gelip düğümlendiği bir çıkmaz içindeymiş gibi gözüktüğümüz yıllar. Ve Einstein'ın üç katkısı öyle bir zamanda geldi ki birdenbire fiziğin önü açıldı. Kuantum mekaniğinin, relativite teorisinin, istatistik mekaniğinin birdenbire önü açılıp gelişmelere, 21. yüzyılın gelişmelerine başlangıç noktası oldu. Birinci makalenin özelliği esasında atomların gerçekliğini kanıtlamış olması indirekt olarak. Bugün bize tuhaf gelebilir. Kimse atomların gerçek olup olmadığını bugün sorgulamıyor. Ama 1900 senesinde böyle değildi. Çünkü gözle görülmez, mikroskop altında bulunmaz, elle tutulmaz. Diyoruz işte kimyada elementler tablosunu veriyor ama bunun gerçek olmadığını, bunun sadece bir matematiksel yöntem olduğunu ileri süren filozoflar vardı. Bunlardan bir tanesi de Einstein'ı çok etkilemiş olan, Viyana'da felsefe profesörü olan Ernst Mach. Ernst Mach
atomların gerçek olmadığı gerçekliğini o kadar kötü bir şekilde sorguluyor ki statistik mekaniğin kurucularından olan Ludwig Boltzmann'ın intihara kadar giden depresyonuna büyük katkısı olduğu söyleniyor. Felsefi bakımdan Erzbach'ın yaptığı eleştirilerin. Yani dolayısıyla atomların gerçekliğini 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyılın başında, 1905 senesinde fizikçiler sorguluyorlardı. Gerçek olarak kabul etmiyorlardı. Einstein'ın makalesi Brown hareketini açıklarken esasında atomların gerçekliğini indirekt olarak kanıtlamış oluyordu. Bu önemli kanıtlardan bir tanesi. Ve gerçekten zamanlaması çok iyi bir makaleydi. İkinci makale fotoelektrik etki. Bunun da üstünde çok durmayacağım. Kuantum derslerimizde biz bunu ayrıntılı zaten tartışıyoruz. Fakat bugün mesela fotonlardan bahsediyoruz. Elektromanyetik alanlar kuantumludur. İşte enerji bir noktadan diğer bir noktaya elektromanyetik dalga tarafından, enerji paketleri tarafından taşınır diyoruz. Bu enerji paketlerinde de foton diyoruz. Foton kavramını ilk olarak kullanan Einstein ve makalenin önemi de şuradaki 1921 Nobel Fizik Ödülü'nü Einstein bu çalışmasıyla aldı, bu makalesiyle aldı. Üçüncü makalesi ise hareket halindeki elektrik yüklerin dinamiği. Özel görevlilik teorisi adı altında biliyoruz biz bunu. Bunun üstünde de ben ayrıntılı teknik olarak durmayacağım. Fakat bu makalesinin önemi bizim Newton'dan beri yerleşmiş olarak gelen uzay ve zaman kavramlarımızı tümüyle kökünden değiştirmesi. Uzay ve zamanın göreli olduğu, zaman kavramının gözlemcinin hareket durumuna göre farklı olarak algılanabileceği çok önemli bir gözlem ve başlangıç noktası bu üçüncü makale. Aslında bu üç makalenin dışında bir de iki sayfalık, bir de arkalarda bir yerde gene aynı ciltte küçük bir makalesi daha var. Özel görevlilik teorisine nükleer etkileşmelere uyguladığı Einstein'ın. Bu da çok meşhur olan E eşittir MC kare makalesi. İki sayfalık kısa bir not. Fakat bunun tabii çok önemli sonuçları olmuş. Sırf bu makale nedeniyle enerji ve kütle eşdeğerliliğini göstermiş olması nedeniyle Einstein'ın atom bombasının babası olarak biliniyor. Bu noktaya tekrar geleceğim. Einstein'ın bütün bu işleri yaptığı sıradaki 26 yaşındaki hali. Bern'deki patent ofisinde memur olarak çalışıyor. Niye derseniz, Einstein 1879'da Ulm'da, Almanya'da doğmuş. Ailesi Yahudi bir aile, Almanya'da yaşayan. Babası o sırada çok popüler olan elektrik mühendisliği yapıyor. Mesela bugün bile bizim elektrik işlerimizi kim yapıyor? Siemens yapıyor değil mi? Siemens 19. yüzyılın Almanya'sının en önemli elektrik şirketlerinden bir tanesi. Telgraf donanımlarını yapan. AEG ötekisi, Amerika'daki General Electric ve Edison şirketleri, Siemens. Ve bunlara yan işler yapan bir şirketleri var. Girişimci Einstein ailesi. Milano'ya taşınmışlar, Einstein daha çok küçükken. Milano'da dikiş tutmayınca geriye gitmişler. Einstein'ı da İsviçre'de okula yollamışlar liseyi bitirsin diye yatılı olarak. Liseyi bitirdikten sonra Körtopal bir senede açıkta kalmış bu meşhur hikaye. Zürih'teki ETH, Aynı Üniversite Teknische Hochschule, bugünkü tabiriyle teknik üniversite. 1880'lerde kurulmuş olan bir üniversite. O zaman için İsviçre için çok büyük bir atılım. Yeni zamanın teknolojisini yakalamak için kurulmuş bir üniversite. Yalnız o zamanki üniversiteleri böyle çok kalabalık üniversiteler falan gibi düşünmeyin. Fizik bölümünde zaten 5-6 tane öğrenci varmış. Einstein bunlardan bir tanesi. Bir tanesi ise eşi Mileva Maric. Sırf kadın. Bu da çünkü çok manidar. Çünkü 19. ve 20. yüzyılda kadınların üniversitede okuması, kadroya geçmesi, iş alması, üniversitede hiç kesinlikle asistan kadrosu bile verilmezmiş. Ve bir Sırp kızın kalkıp İsviçre'ye gelip fizik okuması son derece olağan dışı bir şey. Sınıf arkadaşları 1903'te mezun olmadan önce evlenmişler. İş Einstein'ı biraz derslere gitmeyen, hocalarla pek iyi geçinmeyen, yağ çekmeyen bir öğrenci öyle diyeyim. Dolayısıyla onun fizik hocası Heinrich Weber hiç ona asistanlık için de düşünmemiş. Matematik hocası Hermann Minkowski onun kanaati tembelin tekiymiş Einstein hakkındaki. Ve kaderin bir garip cilvesi de
Herman Minkowski çok genç yaşta apandisit krizi nedeniyle 45 yaşında ölmüş. Fakat en önemli katkısı Minkowski'nin bugün hatırladığımız Einstein'ın uzay zaman kavramını dört boyutlu matematiğini yapıp Minkowski uzay zamanını tanımlamak. Minkowski'nin de en önemli katkılarından bir tanesi bu tembel öğrencisinin getirdiği kavramlar üzerinde uzay zamanı inşa etmek. Dolayısıyla iş de bulamamış, evlenmiş. Ne yapacak? Matematik bölümündeki sınıf arkadaşı Marcel Grossman'ın babası aracılık edip referans verip onu Bern'deki patent ofisine yerleştirmiş. Patent ofisinde yaptığı işler sivri zekalı mucitlerin yolladığı projeleri fiziksel olarak mümkün müdür değil midir diye incelemek. Aslında bu çok önemli. Bir takım fiziksel, matematiksel buluşlar durdurduğu yerde çıkmıyorlar. Mesela zaman üstlerinde bu kadar kafa yorması, zamanın görevi olmadığını sorgulaması, İsviçre'de Bern'de olması acaba bir rastlantı mı? Çünkü Almanların ve Almanlardan daha fazla İsviçre'lilerin zaman takıntısını bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben Almanya'ya gittiğim zaman, trene bindiğim zaman trenlerin her koltuğunda, bütün istasyonlarda, her yerde şey vardır, tarife. Bilmem iki dijite kadar. Bilmem saat 13.35'te şuraya varacak, 13.38'de buraya varacak ve onu takip edersiniz. Orada girer. Eğer o konsantrasyonları bozulur Almanların saate uyamazlarsa. İsviçreliler de aynı zaman takıntısına sahiptirler. Her yerde saatler var, her yerde sinkronizasyon var. Ve bu yönde yazılmış kitaplar var. Einstein esasında zaman sinkronizasyonu üzerine çalışıyordu. Telgraf sinyalleriyle uzak istasyonlar arasındaki saatlerin sinkronizasyonu problemi 19. yüzyılın önemli problemlerinden bir tanesi. Einstein'ın patent ofisinde de uğraştığı problemlerden bir tanesi. Einstein ışıkla da uğraşıyor, elektromanyetik teoriyle de uğraşıyor. Kafasında akıp giden bu teknolojik problemleri bir şekilde ışık hızıyla giden bir trende olsam ne olurdu sorusuna indirgediği zaman özel görevlilik teorisine, mesela Pankare ya da Lorentz gibi çok önemli matematiksel fizikçilerin ulaşamadıkları sonuçlara çok basit fiziksel argümanlarla ulaşabilmiş. Dolayısıyla patent ofisinde çalışması esasında belki de Einstein'ın büyük şanslarından bir tanesiydi. Einstein 1905'te makalelerini yazıp doktorasını aldıktan sonra bütün hayatı değişmiş. O zamana kadar işte kıyıda köşede kalmış, memurluk yapan bir doktorant. O noktadan sonra bilim dünyasında kabul gören, konuşmalara çağrılan, değer verilen bir bilim adamı olmuş. Bizi Orta Avrupa yöntemlerini aldığımız için bize tanıdık gelecek. 1907'de doçent olmuş ve Bern Üniversitesi'ne privat doçent olarak girmiş. Bu tam kadro değil. Ders açıyor, dersine yazılan öğrenci olursa onların verdiği eğitim ücretlerinden maaşlanıyor. 1911 senesine kadar 40 kanaat bu şekilde akademik dünyada idare etmiş ama kredisi de korkunç yükselmiş. Bu 1911 Solvay Konferansı. Özel görevlilik teorilerinin bilim dünyasında tescil edildiği toplantı bu. Çok önemli. Solvay bu. Bunu da yeni öğrendim. Esasında bu fotomontajmış. Burada biraz kafası büyük gözüküyor değil mi? Kimin yerine koyduğu belli değil. Yani kendisini buraya koydurmuş. Solvay, Belçika'daki bir süt postik fabrikasının sahibi. Çok zengin. Fakat aynı zamanda da bilime meraklı bir insan olduğu için Solvay konferanslarını düzenli olarak toplamış. Solvay konferansları hala daha toplanıyorlar. Fakat eski prestijleri yok. Fakat 1905 ve 1930 seneleri arasındaki Solvay konferanslarının her birisi bilim tarihine silinmez izler bırakmış. Bu 1911 konferansında da buradaki diğer fizik ve bilim isim hatırlarsanız hepsi zaten çok tanınmış insanlar ama mesela Planck, mesela Lorentz, Madame Curie, Poincaré, Rutherford, Cavalli-Bolyai, süper iletkenliği bulunursa bu da Einstein, Poincaré'nin hemen arkasında bu listede yerini ilk defa olarak almış. 1911'de Prag Üniversitesi'ne profesör olarak gitmiş. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun üniversitesi o sırada. Fakat orayı çok sevmemişler. Çünkü biraz bilimsel olarak
önemli bir yer değil, biraz kıyıda kalmış bir üniversite. 1912'de gene ETA kendi üniversitesine profesör olarak dönmüş. Tabi bu arada da savaş çıkmış 1914'te. Einstein ise 1905'te özel görevlilik teorisini bulduktan sonra 1916 senesine kadar 10 sene tek başına genel görevlilik teorisini bulmak için uğraşmış. 1916 senesi Einstein için önemli bir dönüm noktası. Çünkü genel görevlilik teorisini en sonunda yazmış. Genel görevlilik teorisi esasında Newton teorisini hatırlarsanız, lise bilgisinden de hatırlayacaksınız. Esasında iki tane önemli denklem vardır, değil mi? Hareket denklemleri eşittir ama bir de Newton'un evrensel çekim yasası. Yani gravitasyon yasası. Genel görevlilik esasında o kadar uygun bir isim değil teoriye verilmesi gereken. Genel görevlilik esasında özel görevliliği sağlayan gravitasyon teorisi. Newton'un gravitasyon çekim yasasını genelleyen teori. Bu yasayı esasında Einstein tek başına bulmuş 10 sene içinde 1916'ya kadar. Einstein bunu yapmasaydı büyük ihtimalle bu 50 sene sonra bulunurdu. Çünkü hiçbir deneysel, hiçbir gözlemsel neden yoktu bunu yapması için. Sadece teorik ve matematik merak nedeniyle 10 sene bu işin üstünde uğraştı. Riemann geometrilerini öğrenmek, bayağı ciddi matematik öğrenmek zorunda kaldı, öğrendi. Bir takım uygulamalarını göstermek zorundaydı, onu da gösterdi, birazdan bahsedeceğim. Ve 1916'da yazmış olduğu genel görevlilik teorisi belki de zamanından 50 sene önce gelmiş olan bir teoriydi. Bunun sonuçları da oldu çünkü insanların kolay kolay anlayabileceği ve de önem vereceği bir teori olmadı. Şimdi Einstein 1905'te yaşadığı yıl bir örneği daha var esasında. Bu da Newton, Isaac Newton. Isaac Newton da bütün bildiğimiz teorilerini esasında 24 yaşında bir sene içinde bulmuştu. Einstein'inki 25-26 oluyor. Newton'unki ise 24 yaşında. O Cambridge Üniversitesi'ni bitirdiği zaman veba salgını çıkmış Cambridge'de ve bütün öğrencilere bir sene okulu tatil edip evlerinize gidin gelmeyin buraya salgın geçene kadar demişler. Annesinin evine gidip Newton yani oturup elma ağacının altında herhalde ev duruyor. Bir tane de elma ağacı duruyor. Aynı elmadan gelip gelmediğini bilmiyoruz ama değişik yerlere de gitmiş. Mesela Wisconsin Üniversitesi'ne gittiğimde İngiltere'den gelmiş bir elmadan üremiş olan bir elma ağacı vardı fizik bölümünün bahçesinde. O işin hikaye tarafı. Fakat Newton evrensel kütle çekim yasasını orada düşündü. Diferansiyel ve integral hesabı, yani bugün kalkülüs diye öğrendiğiniz şeyleri orada geliştirdi. Merceklerle, prizmalarla deneyler yaptı, teleskop yaptı, ışığın yedi renkten oluştuğunu, görünür ışığı keşfetti. Kitaplarını çok daha sonra yazdı fakat bütün yani şeyi hayatının esas olarak Newton'u Newton yapan buluşlarını 24 yaşındaki bu bir sene içinde, harika sene içinde yaptı. Einstein için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ve bunun başka da örneği esasında bilinen yok. Isaac Newton bir dahi olarak tanınıyordu hem matematikçiler hem fizikçiler arasında ama insan olarak çok yalnız yaşayan, biraz da korkulan, geçimsiz bir insan çok. Newton'un hikayeleri çok meşhur. Biraz müzevi bir hayat yaşıyordu. Hiç evlenmedi, hiç arkadaşı olmadı, fazla bir dostu arkadaşı da yoktu. Yani Albert Einstein'in özlemi de buymuş esasında. Biraz böyle kendi kafasını dinlemek, kendi teorilerini kendi kafasında yapmak ama hiçbir zaman Albert Einstein'in böyle bir şansı olmadı. Albert Einstein o kadar meşhur ve o kadar popstar oldu ki nereye gitse Einstein'in peşindelerdi. Bu mesela size bir tane örnek. Devamlı radyo programlarını o zaman çok yeni. 1920'lerden kalma bir resim. O zaman mikrofonlar biraz alengirli değil mi? Kocaman mikrofona konuşuyor ve işte canlı yayın. Seminerlere çağrılıyor, seyahatlere gidiyor. Özellikle 1920'lerde. Ve tabii yani şu resim ise göstermeden edemeyeceğim. Herhalde yani en çok gösterilen, anlatılan resim. 1951 senesinde Amerika'da çekilmiş bu. United Press International. O zaman biliyorsunuz gazeteciler etrafına öbek oluyorlar. Şimdikinden de farklı.
Çünkü o zaman belki filmlerde görmüşsünüz değil mi? Şöyle kocaman çanta gibi kameralar tepesinde yuvarlak kocaman flash var. Gülümseyin deyip böyle pat gözünden çarpıyor bir tane. Bu da böyle Einstein artık o kadar sıkılmış ki gülmek yerine dilini çıkarmış ama bu resimde son derece meşhur. Ve çok poster, popüler kültürdeki imajı da Einstein'ın bu imaj. Ama yani Einstein kendisi bundan memnun mu? Herhalde memnun değildi. 1921'de bir gazetecinin sorusu üzerine şunu demiş: ben bir kelimesini bile anlamadıkları teorilerime halkın gösterdiği rağbet bana bir taraftan gülünç geliyor ama bir kadar da ilginç geliyor. Çünkü sanırım çalışmalarındaki sırlar dünyasının cazibesini ve renklerini önemsiyorlar. Anlaşılmazlığın gizlemi onları etkiliyor. Çünkü herhalde bugün bile Einstein'in teorilerini çok kişinin anladığını, o resmi asan, posteri asan insanların onların teorilerini anladığını söylememiz mümkün değil. Ve dediğim gibi biraz önce 1916'da yazılmış olan genel görelilik teorisini uzun yıllar boyunca pek çok bilim adamı anlamış diyemezdik. Bu Einstein'ın Berlin'deki ofisinde, 1916'da Einstein'ın hayatında epey önemli bir dönüm noktası. Kendisi pasifist hareketlerde olmuş, savaş aleyhdarı hareketleri içerisinde olmuş. İsviçre'de olması tabii bir şans çünkü İsviçre Birinci Dünya Savaşı'na girmemiş. Fakat gene meşhur fizikçilerden Max Planck 1916'da Einstein'ı Berlin'e çağırmış. Ve çok önemli şeyler vermiş ona. Birincisi kendi yerine Deutsche Physikalische Gesellschaft ne oluyor? Türk Fizik Derneği'nin Alman şeye ya da Türk Matematik Derneği'nin başkanlığını ona vermiş 1916'da. Bir süre onun başkanlığını yaptıktan sonra yönetim kurulunda da kalmış 1930'a kadar. Aynı zamanda 1917'den geçerli olmak üzere Berlin'deki Kaiser Wilhelm Institute. Kaiser Wilhelm Institute, Almanların 19. yüzyılda kurmuş oldukları araştırma enstitülerinden önemli bir tanesi. Bildiğimiz Strasbourg'da var, Fransa'da ama Strasbourg'da, Stuttgart'da olması lazım. 3-4 tane böyle var. Bugünkü Max Planck Enstitülerinin kökeninin olduğu kurumlar. O zaman Kaiser Wilhelm Institute. Onun direkt teorik kısmının direktörlüğünü Einstein'a vermiş ve 1933 senesine kadar da bu pozisyonda kalmış. Üniversitede ders isterse verir, isterse vermez. Fakat esas araştırma enstitüsünde pozisyonu. Bu da esasında belki şeyi göstermek için size gösteriyorum. Bizlerin teorik fizikçilerin ofisine girdiğimiz zaman da böyle bir kağıt yükü üzerinde görüyorsunuz. Einstein'ın durumu da fazla farklı değil bizden. Kağıtlarda, küreklerde. Değil mi? Bu da evi. Bunu şunun için gösteriyorum. Bakın burada resim. Şunu biraz hayal meyal tanıyorsunuz. Newton, Kepler ve Galileo kahramanları. Gene işte şey, kağıtlar, kitaplar her yerde. Einstein Berlin'de esas oldukça verimli ve rahat bir hayat yaşamış. Potsdam'da, Göller bölgesinde hafta sonu evi. Orada yelken yaparken resimlerini belki görmüş olabilirsiniz. Misafirlerini de orada ağırlanmış. Berlin'deki üniversitede de gene Potsdam'da esasında onu ben görmedim. Yeniden yapmışlar. 1920'lerde bir tane Einstein Kulesi gözlemevi yapılmış. Oldukça böyle art nouveau, çok değişik bir şekilde. Potsdam'da hala reconstruct edilmiş olarak duruyor. Fakat 1919'da, şöyle diyeyim, 1916'da Zürich'ten Berlin'e taşınırken Wilhelm Marich gelmemiş. İki çocukları varmış. Wilhelm Marich Berlin'e gelmemiş. Biraz da anlaşılabilir sırf olduğu için savaşın ortasında Almanya'ya gitmek biraz problemli olabilirdi. Einstein gitmiş, Wilhelm Marich gelmemiş. Ve de zaten Einstein o kadar şöhrete kavuşmuş. Wilhelm ise çok iddialı bir fizikçi olmasına rağmen doktorasını da tamamlayamadan çocuklara da bakma gerekliliği nedeniyle ilerleyememiş. Herhalde bunun getirdiği gerilimler de var.
1916'dan itibaren ayrılık yaşamışlar. 1930'da boşanmışlar. Einstein Nobel ödülünü çocuklarına vermek için söz vermiş ve nitekim 1921'deki Nobel ödülünü 1922'de Niels Bohr'la beraber almışlar. Ödülünü de tümünü de karısına vermiş. Berlin'deki ikinci eşi ise esasında Einstein'ın kuzeni Elsa. Yani akraba ikisi de Einstein soyadını taşıyor zaten. Elsa Einstein'e çok destek olmuş. 1916'dan itibaren Almanya'da bulunduğu sürede. 1933'te Almanya'dan ayrılırken yanında gelmiş. Fakat 1935'te de çok erken bir yaşta Amerika'dayken Elsa ölmüş. Elsa'nın iki kızı varmış ilk eşinden. Onlar Einstein'ın aynı zamanda ikinci göbekten yeğenleri oluyor tabii. Onlar Einstein'la beraber yaşamışlar Princeton'da. Sekreteri olan Helen Dukas var. Onun da çok uzun süre Amerika'ya gittiği adam beri sekreterliğini yapan. O da bölümünün sonuna kadar Einstein'la beraber yani aynı evde oturuyorlarmış ve bütün kağıtlarının, yazışmalarının, makalelerinin, arşivin tutulmasından Helen Dukas sorumlu. Ve Einstein'ın bütün eserleri, kağıtları, yazıştığı mektupları şu anda Hebrew Üniversitesi, Kudüs'teki üniversiteye devredilmiş. Onların hepsini değerlendiren komiteler var. 1979'da bir takım kurumlar, kuruluşlar destek oldu. Einstein arşivlerinin değerlendirilmesi için çalışmalar başladı. Şu anda 10. cilt yayınlanmış durumda. Yani bir meraklı çocuğun yazıp da mektup yazıp cevap istediği zaman Einstein yazdığı mektup bile şu anda durup değerlendiriliyor arşivde. O zaman sekreterinin esasında katkısı, onun için Elsa'nın katkısı çok önemli. Şimdi genel görelilik teorisinin doğrudan sınırlanabilecek gözlemsel öngörüleri yok demiştim. Bugün bile esasında biz genel görelilik teorisini Güneş sistemi içinde yapılabilecek birkaç gözlemle doğrulayabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi Einstein'ın ilk olarak açıklamış olduğu Merkür gezegeninin yörüngesinin periyodunun ilerlemesi. Periyod dediğimiz nedir? Gezegenler odak noktasında Güneş'in bulunduğu eliptik yörüngeler üzerinde ve bütün Pluto hariç diğer bütün gezegenlerin eliptik yörüngeleri de aynı ekliptik düzlemi içindedir ve hepsi aynı yöne dönerler. Merkür en içteki, Güneş'e en yakın gezegen ve elipsin en yakın olan gezegen. Dünyanın mesela eliptik yörüngesi eliptik ama oldukça çembere yakın bir elips. Biz buna eksantrisite diyoruz, eksantrisite. Eksantrisitesi en yüksek yani en yatık elips yörüngesi olan gezegen Merkür. Merkür gezegeninin yörüngesinin ölçümleri 19. yüzyılda o kadar mükemmel bir noktaya erişti ki esasında eliptik yörüngenin kendi üzerine kapanmadığı bir rozet çizdiği ortaya çıktı. Ben size bunu şöyle gösterebilirim biraz abartılı olarak. Biz ne diyoruz? Gezegenlerin yörüngesi odak noktasında Güneş'in bulunduğu bir elips. Şimdi Merkür'ün gezegenine baktığımız zaman şu periheliyon, afeliyon. Yani en yakın noktası, en uzak noktası galiba tersini söyledim. Periheliyon burası. Periheliyon. Şimdi Merkür gezegeninde 19. yüzyılda gözlenen şey bu elipsin sabit kalmadığı. Her dönüşte azıcık yürüyor. Her dönüşte azıcık yürüyor. Yani esasında düşünürseniz yörünge şöyle. Rozet. Yani elips dönüyor ve ondan sonra kendi üstüne kapanıyor. Aslında eliptik yörüngeyi trigonometrik fonksiyonlarla değil, eliptik fonksiyonlarla veriyoruz. O iki periyodu olan, bir periyot bir elipsin periyodu, öteki periyot da elipsin tekrar dönüp kendi üstünde kapanma periyodu. Çok yavaş. Bu mesela 100 yılda bir derecenin saniyeleri mertebesinde yürüyor, ilerliyor. Periheliyonun ilerlemesi Merkür gezegeninde. Tabii bunun için pek çok neden bulunabilir. Mesela Laplace, meşhur Laplace'ın bir takım hesapları var. Gezegen sistemleri iki cisim problemi değil. Başka gezegenler de var, çok gezegen var. Dolayısıyla bir gezegenin yörüngesine baktığınız zaman diğer gezegenlerin varlığı nedeniyle perturbasyonları hesap edebilirsiniz.
daha 18. yüzyılda pertürbasyonları Laplace hesap edebilmiş. Ve bu ilerlemenin bir kısmını pertürbasyonlara atfedebiliyorsunuz. Fakat ne kadar dikkatli hesap yaparsanız yapın, bir derecenin 42 saniyesi kadar ilerlemeyi 100 senede, bir derecenin 42 saniyesi kadar ilerlemeyi açıklayamıyor teori. Ve Einstein'ın yapmış olduğu hesaplar, Einstein denklemlerinin çözümünden hesap yaptığı zaman yaklaşık olarak Merkür gezegeni için 42 derecelik derece, bir derecenin 42 saniye kadar miktarını açıklanamamış olan miktarını Einstein teorisi tam olarak açıklıyor. Bu çok ilginç bir hesap. Bu hesabı yapabilmek için oldukça ciddi Riemann geometrisi öğrenmeniz lazım. Einstein denklemlerini öğrenmeniz lazım. Diferansiyel denklem çözümü öğrenmeniz lazım. Tabii konik seksiyonlar, konik kesikler, elips denklemlerini falan iyice bir öğrenmeniz lazım. Oldukça sıkı bir egzersiz. Bu sonucu hesaplayıp çıkartabilmek. Herhalde lisans derecesinde bunu gösteremem, isteyemem de. Ama yani Einstein'a ilk başarısı 19. yüzyılın sonunda açıklanamamış olan bu şeyi, uyuşmazlığı çözümlemesi. İkincisi, Güneş'in yakınından geçerken ışığın doğrusal yörüngeler sapması. Bunun üzerine pek konuşmayacağım. Bu zaman, bu da uzay nitelikleriyle ilgili. Bu ise çok ilginç çünkü biz şeye baktığımız zaman, gökyüzüne baktığımız zaman çok uzak yıldızlara oradan gelen ışığı görüyoruz. Işığın da uzayda doğrular boyunca yayıldığını, bize bir doğru boyunca geldiğini düşünüyoruz. Tamam, dolayısıyla yıldızın yerini tespit ettik. Peki arada bir tane çok ağır kütleli bir cisim olsaydı, Güneş olsaydı, Güneş ışığın yörüngesini büküyor. Bu genel görelilik teorisinde geçerli. Newton teorisinde ışık gravitasyon alanlarından, kütle çekim alanlarından etkilenmez. Ama Newton Einstein teorisinde etkilenir. Yani şunu düşünün, şurada dünyada bir gözlemci var. Çok uzak bir yıldızı düşünüyoruz. Buraya star diyeceğiz herhalde. Evet, İngilizce yazacağım. Şimdi Güneş arada olmadığı zaman ışık, buradan çıkan ışık bize doğru boyunca yayılarak geliyor. Arada Güneş'in olduğunu düşünün. Güneş ışığın doğrusal yörüngesini saptırdığı için şöyle bir eğri yörünge üzerinde gelecek. Ve siz dünyadan baktığınız zaman yıldızı, çok da bir abartılı bir şey, Güneş yokken burada gördüğünüz yıldızı araya Güneş girdiği zaman burada göreceksiniz. Tabii şöyle bir problem var. Güneş parlak bir cisim olduğu için gökyüzünde Güneş varken siz arkadaki yıldızı göremezsiniz. Yalnız bir istisnası var tabii. Tam Güneş tutulması olduğu sırada, tam Güneş tutulması olduğu esnada yıldızların yerini, gökyüzündeki yerini tespit edebilirsiniz resim çekerek. Einstein gerekli hesapları yapmış. Paralaks bu şeyin sapmanın ne kadar, mesela çok uzak, en uzaktaki yıldızlardan gelen bu sapma nedeniyle genel relativite teorisinde kaç derece, çok küçük, gene bir derecenin saniyeleri mertebesinde bir sapma. Yani yıldız burada gözükürken gece resminde Güneş tutulması sırasında azıcık sapmış olacak. Üst üste resimleri koyduğunuz zaman yıldızları şöyle bir kaymış, yana kaymış olarak göreceksiniz Güneş'in varlığı nedeniyle. Bu deney 1919 senesinde tam Güneş tutulması sırasında yapılmış. Esasında burada da çok ilginç hikaye var. Çünkü Einstein'ın Berlin Üniversitesi'nde çalıştığı yerde, astronomi kürsüsünde, biraz önce söyledim ya, Einstein Kulesi gözlemini yapan astronom, Erwin Finlay Freundlich, çok meşhur bir astronom. 1933'te de İstanbul Üniversitesi'ne gelip İstanbul Üniversitesi Astronomi Fakültesi bölümünü kurmuş. Daha sonra St. Andrews Üniversitesi'ne gitmiş. Ömrünün sonuna kadar da 3-4 sene burada kaldıktan sonra İskoçya'da çalışmış. O dünyadaki en önemli gözlemsel astronomlardan birisi. 1914 senesindeki tam Güneş tutulması sırasında Einstein'ın öngörülerini test etmek için bir takım hazırlamış.
bütün her şeyi almışlar, parasal desteği de almışlar. 1914 Ağustos ortalarında Ukrayna'ya gitmişler. Alman ekip. Tabii 1914 Ağustos'u 1. Dünya Savaşı'nın başladığı hafta. Ve savaş başlamış. Daha hiçbir gözlem yapamadan, güneş tutulmadan önce bütün Almanları enterne etmişler. Finlay Freundlich dahil. Sonra değiş tokuş da gerçi geriye dönmüş ama hayatının şansını kaçırmış Finlay Freundlich. Savaş sonrasında aynı gözlemi Arthur Eddington yapmış. İngiliz ekibi olarak. Güney Amerika'da Guyana'lar, ne oluyor haritada? Venezuela'nın sağı biraz, Brezilya'nın tepesi, kuzeyi. Bir de işi şansa bırakmamak için Batı Afrika ormanlarına iki tane takım gidip işte bu ölçümü yapmışlar. Tam güneş tutulması sırasında bir bant geçiyor biliyorsunuz. Tam güneş tutulması sırasında uzak yıldızların resmini çekmişler. Bunu internetten bulabilirsiniz, siyah beyaz resimleri. Bir de tabii gece çekilmiş olan resim var gene aynı yerin. Üst üste koyduğunuz zaman sahiden kayma var. Ve kayma miktarı da tam Einstein'in teorisinin söylediği miktarda. Bunu hesaplamış Eddington. Bunun esasında hikayeyi görmek için 2008 senesinde çevrilmiş Eddington ve Einstein diye bir film var. Yarı belgesel diye. Gerçek olaylar üzerine, Einstein'in hayatı ve Eddington üzerine. İlginç gelebilir. Bir yerden bulursanız veyahut da beraber izleyebiliriz ben de olduğuna göre. Eddington 1919'daki bu bulgusunu hemen telgrafla bildirdiği zaman Avrupa'ya neredeyse bir gecede Einstein işte bugünkü popstar statüsüne erişmiş. Bütün gazeteler, bütün dergiler, yeni icat edilmiş olan radyolar Einstein diye bugünkü meşhur şöhretine Einstein bu gözlem sonucunda ulaşmış. Arthur Eddington burada. Arthur Eddington biraz İngiliz tarafı da var. Quaker kendisi. Doğduğu yer Kendall, sen biliyorsun. Biz İngiltere'deyken çok yakınında oturuyorduk Kendall'ın. Alışverişte de Kendall'a gidiyorduk. Orası hala da Quaker'ların yeri. Quaker'lar bir tarikat diyeceğim, protestan bir tarikat. Yalnız şeyi bilirsiniz herhalde değil mi? Thanksgiving'i, Hindi günü. Ne zaman? Çünkü işte Mayflower'da İngilizlerin gelip Massachusetts'e yerleştikleri gün. İşte o İngilizler esasında Quaker'lar. Massachusetts'e, Connecticut'a ve Philadelphia'ya yerleşen ve de orada İngiliz kolonilerini geliştirenler Quaker'lar. Dini baskı altında kaldıkları için grup grup gemilere dolup Amerika'ya göçmüşler. Tabii şey var, hala daha İngiltere'de de Quaker'lar var. O şeyde. Eddington'da o Quaker'lardan bir tanesi. Yalnız İngiliz ukalalığı da var Eddington'un. Hikayeleri çok meşhur Cambridge'de. Bir tanesi şey, gazeteciler tabii böyle üstüne döndükten sonra Einstein'ın teorisini kanıtlamış. Güney Amerika'dan dönüyor. Gazeteciler üşüşmüşler. Bir tanesi şey demiş Eddington'a. Bu Einstein'ın teorilerini dünyada 3 kişi anlıyormuş, doğru mu demiş. Eddington da sağına bakmış, soluna bakmış, üçüncü kim demiş. ama bu doğru değil tabii. bu biraz çok fazla abartma. Çünkü Albert Einstein'ın teorisini o sırada pek fazla anlayacak bilim adamı, matematikçi yok ama hiç de yok değil. Çünkü Einstein'ın alan denklemlerinin kara delik çözümleri dediğimiz çözümlerini bulan matematikçi Hans Schwarzschild 1916'da Einstein denklemlerini yazmış. Yazar yazmaz birkaç ay sonra da bunun en önemli, bugün için en önemli olan tam çözümünü Hans Schwarzschild yazmış. Hans Schwarzschild Einstein kadar vakti açık değil. Hans Schwarzschild'i askere almışlar. Berlin'de de matematik profesörü. Ama askere almışlar, Doğu Cephesi'ne yollamışlar. Birinci Dünya Savaşı çok netameli bir savaş. Cephede ölen askerlerden daha fazlası salgı hastalıkta dönüyor. Bu geçerli, Türkiye'de de öyle. Tüfüsten, tüfüse yakalandı. 1916'da yani bunu yaptıktan hemen sonra ölmüş. Bir tane daha böyle bahtsız adam var mı? Alexander Friedman. Bugün biz büyük patlama modeli diyoruz. Evrenin genleştiğini ve de bir büyük patlamadan genleşerek başladığını söylüyoruz. Bu noktada Einstein'ın katkısı çok önemli çünkü Einstein'ın genel görelilik teorisi uzay-zaman kavramı olmasaydı
biz bugün evreni üç boyutlu içinde yaşadığımız uzayı dinamik olarak algılayamazdık. Kavramsal olarak bunun temelini kuran Einstein'in genel görelilik teorisi. Ve biz bugün genleşerek büyüyen bir evren modelinden bahsedebiliyoruz. Fakat bu evren modelini veren Einstein denklemlerinin çözümünü 1921 senesinde Alexander Friedman diye bir gene matematiksel fizikçi vermiş. Fakat çok sıkıntı içinde yaşamış. Çünkü 1900 işte Birinci Dünya Savaşı'nda pilotluk yapmış. Döndükten sonra Jeoloji Enstitüsü'nün başına geçmiş. Matematik seminerlerinde genel relativite öğrenmiş. Tabii bu arada düşünürseniz 1917'de o zaman St. Petersburg, daha sonraki isimle Leningrad'da büyük olaylar oluyor. Burada Einstein denklemi öğrenip seminerlerde Einstein denklemi çözüyor. 1921'e kadar dayanabilmiş. Gene hastalıktan o da 1921'de hemen kısa bir süre sonra bu çözüm bulduktan sonra yaşamdan ayrılmış. Yani en azından iki kişi Einstein denklemlerinin yazıldığı anda ne yaptıklarını biliyorlarmış, öyle diyelim. Şimdi Einstein genel görelilik ve özel görelilik teorilerinde şöhrete eriştikten sonra Almanya'da çok daha farklı bir hayata girdi. Çünkü biraz önce de söyledim, Alman Fizik Derneği'nin başkanı ve Ziyonist harekete de girdi. İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan Hayim Weizmann'ın yanında dolaşmalara, Amerika'ya ve Avrupa dışındaki dolaşmalara da gitmeye başladı. Ve dolayısıyla bütün şimşekleri üzerine çekmeye başladı. Ve 1933'e kadar hayatı çok sıkıntılı geçti. Çünkü Einstein hedef haline gelmişti. Çok eleştiriliyordu. Ve bir takım çekememezlikler de tabii burada söz konusu. Bu hikayelere girmek ne kadar yerinde mi bilmiyorum ama bu tür eleştirilerin arkasında kişisel kavgalar, kişisel çelişmeler, çekememezlikler bulunuyor. Einstein biraz önce dedim ki, Einstein Nobel ödülünü fotoelektrik etkiden aldı. Fotoelektrik etkiyi en iyi inceleyen, bütün gözlemsel verilerini açıklamaya çalışan bir tane Alman fizikçisi var, Lennart diye. Ve de Stark. Bunların isimlerini kuantum mekaniğinden belki öğrencilerin bilir. Stark efekti bilir ve Lennart'ı bilir. Lennart fotoelektrik efektten kendisinin Nobel alacağını düşünüyordu. Çünkü bütün hayatı boyunca bunu incelemişti. Fakat Einstein aldı. Ve yani bunun etkisi de bayağı yani seneler boyunca sürdü. Çünkü Nazi Partisi iktidara geldiği zaman Fizik Derneği'nin başına Stark geçti. Ve de Lennart çok önemli bir yerlere geldi. Ve de bütün güçleriyle Einstein'ın üzerine çullandılar. Ve Einstein 1932 senesinden aralığında Almanya'yı terk etti. İlk başta Brüksel'e gitti. Brüksel'de Belçika Kraliçesi'nin konuğu olarak birkaç ay kaldı. Ve daha sonra 1933 senesinde o sırada yeni kurulmuş olan İleri Araştırmalar Enstitüsü Princeton'a öğretim üyesi olarak davet edildi. İlk hocalarından oranın. Ve 1933'te Amerika'ya gitti. Ve bir daha da Almanya'ya ayak basmadı esasında Einstein olaylar nedeniyle. 1933'ten ölmüş olduğu 1955 senesine kadar Princeton'da çalıştı. Biliyorsunuz oradaki yaptığı çalışmalar nitelik olarak 1905'tekinden çok çok farklı. 1905'teki çalışmaları daha çok böyle fiziksel sezilerine dayanan, az matematik, çok fiziksel argüman kullanan çalışmalar. Çok yaratıcı çalışmalar. Mesela matematiğini, bu işin matematiğini Poincaré çok daha iyi biliyor. Lorentz çok daha iyi biliyor. Fakat fiziksel öngörüleri, fiziksel sezileri kuvvetli olan Einstein. Fakat 1933 senesinden sonra Amerika'ya gidip orada yaptığı çalışmalara baktığınız zaman birleşik alan teorileri üzerine çalışmış. Birleşik alan teorileri üzerine yaptığı çalışmalar daha çok abstrakt, soyut matematik çalışmalar. Riemann geometrilerine ve Riemannsal olmayan geometrilere dayanan soyut matematiksel çalışmalar. Yani matematik fiziksel sezileri değil, matematik yetenekler öne çıkmış. Bu noktada Einstein'in bir şanssızlığı da var. Bunu sonra geleceğim. Aslında birleşik alan teorileri üzerinde biz de çalışıyoruz. Benim çalışma konularımdan bir tanesi de bu bugün. Yalnız Einstein'ın zamanında 1930'lar ve 1940'larda bu çalışmaları yapmak için çok erken.
Çünkü nükleer artı çekirdek artı kuvvetlerin nitelikleri bile bilinmiyor. Sınıflandırılması yapılmamış. Zayıf etkileşmeler, şiddetli etkileşmeler diye ayrım yapılmamış. Nitelikleri bilinmiyor. Bilinen hangisi? Elektromanyetik kuvvetlerle gravitasyon kuvvetleri. Bunları birleştirmek için teori yapmaya çalışmış. Halbuki bugün biliyoruz ki birleşik alan teorilerini yapabilmek için önce zayıf etkileşme kuvvetleriyle elektromanyetik kuvvetleri birleştiren elektrozayıf teori var. Higgs mekanizması, Higgs bozonu bir parçası. Proton ve nötronları bir arada tutan kuarkları oluşturması, proton ve nötronları oluşturmasını sağlayan kuantum kondönerlik var ve onları birleştiren bir takım daha genel teoriler yapabiliyoruz. Bunun üstüne tekrar gelirim. Einstein o zaman gene 50 sene önce bir problemi çözmek için girişimlerde bulunmuş. Pek çok makalesi var, pek çok asistanıyla beraber değişik yaklaşımlar var. İnsana gerçekten esin kaynağı oluyor çünkü ben hepsini tek çalışmıştım. O çalışma, bu çalışma, o çalışma. Gerçekten ilginç şeyler var. Fakat son cevaba bu şekilde gitmesi Einstein'in herhalde zaten mümkün değildi. Fakat 1955'e kadar, son gününe kadar da bu konularda çalışmaya devam etmiş. Einstein'in çok meşhur olmasını sağlayan diğer bir şey de biliyorsunuz 1940 senesinde Başkan Roosevelt'e yazmış olduğu mektup. Almanya'da atom bombası inşa etmek için çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle bir an önce sizler de bu çalışmalara başlayın diye. Bu mektubu esasında kendisi yazmamış. 1940 senesinde Wigner, Szilard, bunlar Macar fizikçiler, Avrupa'dan kaçık gelmiş olan Macar fizikçiler, Einstein'a gelip mektubu hazırlayıp bunu imzalatmışlar. Bunu ben bu konuşmayı daha önce bir de burada felsefe bölümünün açılış gününde yapmıştım İngilizce olarak daha geniş bir konuşmayı. Oraya gelmiş Almanya'dan Mainz Üniversitesi'nden de bir profesör vardı. O bana şey dedi, bu esasında gerçek bir, o gün çekilmiş resim değil. Bu resmi sonradan bir araya gelip işte mizansen yapmışlar, kalemi koymuşlar, kokrayı koymuşlar, kağıdı koymuşlar. İşte o gün çekilmiş gibi çekilmiş bir resim. Ama gerçekten Einstein'ın gene önemli bir katkısını veriyor. E eşittir mc kare nedeniyle atom bombasının babası deniyor ama esasında belki bu mektubu imzalamış olması nedeniyle Einstein atom bombası projesinde hiçbir zaman çalışmamış. Çalışsa belki katkıda bulunur muydu bilmiyorum. Çünkü belki patent ofisindeki günleri aklına gelir, pratik problemlerle ilgili takım bir şeyler geliştirebilirdi mühendislik problemleriyle ilgili ama zaten çalışamazdı çünkü Amerikan vatandaşı değildi, Alman vatandaşıydı. Security clearance ne oluyor? Güvenlik soruşturmasından geçmesi mümkün değildi zaten. Hiçbir zaman o high security şeye gidemezdi. Hiçbir zaman atom bombası projesi içinde durulmamış. Mesela Wigner, bu mektubu imzalatan Macar fizikçi, Szilard'ın resmini çekmiş ama kendisi bu resimde değil. Wigner mesela çok büyük katkısı bulunmuş. Fermi'nin İtalya'dan kaçan çok büyük katkısı bulunmuş. Von Neumann'ın resimde katkısı bulunmuş. Bethe'nin Almanya'dan gelen katkısı bulunmuş. Dolayısıyla Avrupalı fizikçiler Avrupa'daki o dehşeti yaşadıkları için Amerika'ya geldikleri zaman gönüllü olarak bu projenin çabuklaşması için katkıda bulunmuşlar. Einstein ise yani belki vicdani nedenlerle, belki de zorunluluk nedeniyle projeler içerisinde yer almamış ama başlatmasında rol oynamış ve Einstein'ın biyografisinde bu tabii önemli bir yer tutuyor. Bu ise işte şey, son gününe kadar çalışıyor demiştim ya, bu Einstein'ın ofisi Princeton'daki. Ölümün hemen ardından çekilmiş, gördüğünüz gibi tahtalar dolu, kağıtlar, kürekler, şeyler duruyor. Bu tipik bir teorik fizikçi ofisi herhalde değil mi? Şimdi son olarak bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Peki 21. yüzyılda Einstein'dan bize ne kalacak? Yaptıklarını söyledim. 20. yüzyıl için çok önemli katkılar yaptı. 21. yüzyılda ne kalacak? Büyük ihtimalle şunlar kalacak. Bir tanesi büyük kütleli yıldızların evrimlerinin son aşamasında yani nükleer yakıtlarını bitirip yakacak, böyle enerji saçacak hiçbir yakıtları kalmayınca kendi kütle çekimleriyle kendi üstlerine çökerek kara delikler oluşturabilirler.
Bu dolaylı olarak kara delikler gözlenmiş durumda. İlk kara delik fikri Schwarzschild çözümü kara delikleri tarif ettiği halde bu büyük kütleli yıldızların evrimlerinin son aşamasında kendi üstlerine çökerek astrofiziksel boyutlarda kara delikler oluşturabileceği görüşü 1960'ların sonunda anlaşıldı. Galaksi merkezlerinde birer kara delik olduğu düşünülüyor şimdi. Bu bizim galaksimiz. Yandan baktığımız zaman bir tepsi gibi ama ortası şişik bir şey tepsi gibi. Üstten baktığımız zaman böyle bir dönmeyi kolları nedeniyle görebiliyorsunuz. Üstten böyle geniş bir tabak gibi, tepsi gibi. Yandan baktığımız zaman da bu esasında bizim ne oluyor? Samanyolu. Gökyüzüne baktığınız zaman Samanyolu yıldızlarını görüyorsunuz karanlık bir günde. Esasında Samanyolu diye gördüğümüz, biz esasında şöyle kıyıda köşede kalmış bir güneş sistemimiz. Burada bir nokta bile değiliz biz. Bu Kopernik ilkesinin esasında bir sonraki adımı. Kopernik ne demiş? Dünyanın merkezi güneş değil, dünya değildir, güneştir. Yani güneş de değil, galaksiyi düşünürseniz. Bizim galaksimizi düşünürseniz, bizim galaksimiz de değil aslında. Yani biz böyle kıyıda köşede kalmış önemsiz bir güneş sistemiyiz. Ve Samanyolu galaksisi olarak gördüğümüz uzayda yandan bu yıldızların yoğunluğunu görüyoruz biz. Şimdi bu galaksi merkezinde bir kara delik olduğu söyleniyor galaksi merkezlerinde. Bir tane diğer bir olasılıkta dönen çift yıldızlar var. İki tane yıldız çift olursa birbirinin etkisi altında dönme olarak birbiri etrafında dönebiliyorlar. Bu dönen çift yıldızlardan eğer partnerlerden bir tanesi gözükmüyorsa biliyorsunuz ki ötekisinin dönmesinden ve de kütle kaybetmesinden biliyorsunuz ki o ikinci partner, görünmeyen partner bir kara delik olması ihtimali çok kuvvetli. Ve bu tür kara delikler de var. Mini kara deliklerden hiç bahsetmeyeceğim. Mini kara delik dediğimiz elementer parçacık düzeyinde kara delikler olması ihtimali. Mesela Hawking'in ismini bu arada söyleyebilirim. Benim bu kara deliklerden bahsettiğim astrofizik yıldızlar boyutunda uzaya baktığınız zaman gözlemlemeyi beklediğiniz kara delikler. Tabii ikinci bir şey, ikinci önemli şey biraz önce başladım. Büyük patlamayla başlayarak yerleşen evren modelleri. Friedman'la başlamış bu tartışmalar. Friedman büyük patlama yorumunu verememiş. Fakat daha sonra Lemaître ve George Lemaître ve Guanau esas olarak büyük patlama adını da söyleyen fizikçi. Eğer bugünkü evrene genleşmesinde geriye doğru ekstrapole ederseniz bir tekillik noktasına zamanın t eşittir 0 anına başlayabilirsiniz. O noktada evrendeki bütün madde tek bir noktada toplandığı için büyük muazzam bir madde yoğunluğu olacak ve o noktadan patlayarak evren genleşecek. 1997'de bu genleşmenin bir özelliği keşfedildi. Bu genleşme ivmelenerek gidiyor. Ve bu ivmelenmenin kaynağı bilinmiyor. Bizim bildiğimiz, gözlediğimiz madde miktarı bu genleşmenin, evrenin genleşmesinin ivmelenmesini sağlayacak kadar çok değil. Ve bunu açıklayabilmek için ileri sürülen karanlık madde ya da karanlık enerji diye diğer bilmediğimiz, görmediğimiz bir takım kaynakların bu ivmelenmeyi sürdürecek bulunduğu. Biraz karanlık işler değil mi? Ama benim de çalışmadığım konu kozmoloji modelleri, yüksek boyutlu kozmoloji modelleri bu işte karanlık madde ya da karanlık enerji değil de bu genleşmenin, evrenin genleşmesinin, ivmelenmesinin nasıl açıklanabileceği üzerine. Üçüncü bir şey daha var. Bu ise daha henüz hiçbir ilerleme bu konuda yapmadık. Gravitasyon dalgaları. Biraz önce bir resim gösterdim değil mi? Resim. Galaksiler, nebulalar, süpernovalar. Süpernova dediğimiz esasında çöken yıldızların belli kütle aralıklarında olanların kendi iç basınçlarıyla patlayarak bütün maddenin evrene dağılması. Süpernovalar
ne zaman nerede patlayacağı bilmiyor. Yalnız bir süpernova patladığı zaman, bu tarihte çok örnekleri var, tarihsel kayıta geçmiş olan süpernova patlamaları var. Gündüz vakti gökyüzünde parlak bir yıldız görüyorsunuz. Ve çok uzun bir süre o yıldız orada duruyor. Bu patlayan bir yıldız. Bu çok çok şiddetli bir etki. Ve düşünmen, böyle bir süpernova patlamasından gravitasyon dalgalarının yayılması. Einstein teorisi gravitasyon dalgaları ışık hızıyla boşlukta, ışık hızına eşit hızda yayılan gravitasyon dalgalarının varlığına izin veriyor. Bunları gözleyebilir miyiz? Bu henüz gözlenemedi. Bunu sonra geleceğim. Gravitasyon dalgalarının elektromanyetik dalgalardan önemli bir farklılığı var. İğmelenen elektrik yükleri elektromanyetik dalga yayar. Dolayısıyla dipol radyasyonu esasında şöyle bir iletken çubuk etrafında eğer elektrik yüklerini titreştirirseniz bir frekans, F frekansıyla o titreşim frekansına eşit dalga frekansa sahip elektromanyetik dalgalar yayılır. Dipol radyasyonu. Gravitasyon dalgaları ise kuadrupol radyasyonu olmak zorunda. Şimdi bu resimler esasında kuadrupol radyasyonlarının iki ana temel tipini gösteriyor. Bu bir tane halka düşünün. Halkanın tam göbeğinden geçerse bir gravitasyon dalgası, halkanın nasıl titreşeceğini abartılı olarak gösteriyor. İkinci tip de bu. Biraz farklı değil mi? Bir tanesine cross, bir tanesine plus tipleri diyorsunuz. Kuadrupol radyasyonları. Bu esasında o kadar abartılı bir resim ki gravitasyon dalgalarının ölçülebilmesi için 1960'larda çok büyük deneyler yapılmıştı. O zamanlar gravitasyon dalgalarını yeryüzünde çok büyük böyle 60-70 tonluk yekpare alüminyum silindir bloklar koyup izole edip dışarıdaki gürültülerden, titreşimlerden izole edip bir tane gravitasyon dalgasını bir uca çarpıp titreştirmesini ölçmeye çalışıyorlardı. Çok zor bir deney. Bunu mesela şöyle diyebilirsiniz. Yani ölçmeye çalıştıkları titreşim, şimdi benim burada ses dalgaları çıkıyor, arkadaki mesela saatin kapağına çarpıyor. Ondan daha zayıf titreşmeler olmasını bekliyorsunuz ve bunu ölçülebilmesini umuyorsunuz. Bu hiçbir zaman ölçülmedi 1960'larda. Fakat insan aklı ve düşleri hiçbir zaman burada kalmıyor. Biraz bununla bitirmek istiyorum. Bu mesela bir LIGO ve LISA projeleri var. LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. LIGO. Bu laser interferometresi. İki tane var. Bir tanesi Washington State'de, bir tanesi Louisiana'da. Bir tanesi, üç tane üçgenlemeyle, eğer bir titreşim gözlerlerse üçgenlemeyle nereden geldiğini bulabilmek için. 1,5 kilometre, burası da 1,5 kilometre. İşte yani bir lazer beam'i bir tarafa, bir lazer beam'i bir tarafa gidiyor. Döndükleri zaman eğer girişim yaparlarsa, gravitasyon dalgası da geçerse burada yakalayabileceksiniz. Yani şimdi bizim laboratuvarlarımızda farklı saniyeye kadar ilerlediğini söylüyor. Alkan herhalde ayrıldı. Lazer laboratuvarlarımız var bizim. Gerçekten iddialı da çalışıyoruz. Fakat yani bunun için femto bile biraz az kalıyor. Atto'ya bir üste gidersek daha rahat çalışabiliriz diye düşünüyoruz. Fakat esas LISA, Laser Interferometry, space antenna. Şimdi bu esasında bir fantastik bir deney. Gerçekten NASA ve ESA bunu yapmaya çalışıyor. Üç tane uzay istasyonu. Bir tanesi Jüpiter'in yanında, bir tanesi 6 milyon kilometre uzakta, üçgeninde bir tanesinde üçgeni şey tamamlıyorsunuz. Üç tane uzay istasyonu olacak, sabit duracak ve de mesela dünyanın yörüngesini özel bir şekilde takip edecek ki sabit duran yıldıza hedeflensin her zaman, her zaman oraya açık olarak gelsin. Bayağı kontrolü zor bir şey. Fakat daha da önemlisi bu üçgende, üç tane uzay istasyonu. Bunların arasında lazer gidip gelecek.
birisi bir yönde, birisi bir ters bir yönde. Eğer tam göbeğinden gravitasyon dalgası geçerse titreşim değil de girişim yapacak ve girişimden işte atto saniye düzeyindeki lazerlerle bunu yapabileceksiniz. Yani benim esasında insan aklının bu kadar, niye bu kadar zor işlere girdiği hakkında bilmiyorum. Ama yani belki de gelişmemizi, teknolojimizin gelişmesini sağlayan bunlar. Yani uzay istasyonunu atması ayrı bir olay. Orada tutması bir ayrı olay. Lazeri oraya kurması ayrı bir olay. Gözlem yapması ayrı bir olay. Shielding yapması mesela radyasyondan ayrı bir olay. Tamamıyla yani her şey challenge burada. Bu proje oldukça ilerlemişti. 2015 senesinde ESA tarafından bunun feasible olmadığını test etmek için LISA Pathfinder diye bir şey yollayacak. Yani kavram acaba çalışabilir mi, çalışamaz mı? Proof of concept. Proof of concept yani bu concept. Bunun yapılmasına çalışılıyor. Ama şöyle diyeyim, Einstein'ın fikirlerinden esinlenen gravitasyon dalga var mı yok mu diye test edebilmek artık bir üniversitenin, bir araştırıcının, bir ülkenin kapasitesinin çok üstüne geçmiş durumda. 2011 senesinde Amerika bu projeden çekildi. Daha fazla olmadığı için yani bu çok pahalı bir proje. LHC, sendeki LHC projesi kadar pahalı bir proje. Fakat ESA, Avrupa Uzay Ajansı devam ediyor. Ama kaynak yok Avrupa'da da. Şu anda proje atılmadı çöpe ama donduruldu. Şu anda bekliyoruz. Esas da konuşmam bununla bitireceğim. Bunu gördünüz mü? Sanat eseri. Bir tanesiyle karşılaştırayım. Bu resmi ben NASA'nın şeyinden aldım, seçtim. Bu Horsehead Nebula. Bu Hubble Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş, infrared bölgede çekilmiş bir resim. Aslında ben bunu daha çok resimden çok sanat eseri olarak düşünüyorum. Yeteri kadar parlak gözükmüyor ama uzayın derinliklerine baktığınız zaman, bu renklere, şekillere baktığınız zaman biz nerede yaşıyoruz diye soruyorsunuz. Fakat gerçekten mesela teleskoba baktığınız bunu görmüyorsunuz tabii değil mi? Bu ancak kümülatif, çok zayıf bir ışık kaynağı kümülatif olarak teleskoba gelmesi lazım. Zaten yeryüzündeki teleskoplar bunu algılayamıyor. Çünkü atmosferden geçerken ışık o kadar distort bozuluyor ki onu kompanse edemediğiniz için uzaya teleskobunuzu yolluyorsunuz. Hubble Uzay Teleskobu 1990'da oldukça dünyaya yakın bir çembersel görünge üzerinde dönen bir teleskop. Dolayısıyla atmosferin görüntüyü bozan etkileri olmadan yıldızlara ve nebulalara bakıp bu türden resimleri yapabiliyorsunuz ve gerçekten ben bunları sanat eseri olarak düşünüyorum. Renkleri ve derinliği ve gölgeleri düşündüğünüz zaman insana gerçekten hayranlık veren sanat eserleri. Buna gelince matematikçiler için daha ilginç olacak. Biliyorsunuz bu bizim bir proje vardı üniversitenin 20. yıl için. Üniversitedeki yapılan araştırmalardan resimlenen sanatçılar gelip sanat eserlerini sergileyeceklerdi. Hubert geçen şeyde geldi, Mart'ta geldi. Benim kozmoloji makalelerimden resimlenmiş. Uzun uzun konuştuk. Bu da eseri. Biraz önce kütüphaneye gittim. Orada çektim bu resmi. Sağından baktım, solundan baktım. Buna Calabi-Yau manifoldları ve süpersimetri diyor. Ne diyorsun? Matematikçilere sorayım, siz de ne yapıyorsanız bakın. Ama şey güzel gözüküyor. Özellikle ışıklar söndükten sonra kütüphanenin köşesinde mavi, yeşil. Gerçekten bir estetik şey oluyor. Buna da esasında sonuç olarak benim eserlerimden esinlenmiş dedi ama sonuçta Einstein'ın katkısı, 21. yüzyıla katkısı esasında sonuçta oraya mal diyebiliriz. Peki, teşekkür ederim.